Budiş, Avşin Elbistan Termik Santralı sahasından ham madde ayrıştırma işlemleri sırasında gümrük yapım aşamasında ham maddenin içinden çıkan yaklaşık 20 milyon yıllık bir megalodon dişi, köpek balığının atası. 20 milyon yıl önce Elbistan'da büyük bir yarılmayla, okyanusun çekilmesiyle kaybolan hayvanlardan birinin dişi. Devasa bir canlı dişi. Bir incelettiniz mi? Bazı üniversitelerde ilgili profesörler inceletti. Diş olduğu ve megalodon dişi olduğu kesinleşti. Sadece bir temizleme işlemi yapılacak. Ondan sonra müzeye teslim edeceğiz inşallah. Ağırlığı ne kadar? 1 kilo 612 gram ağırlığı var. 22 santim hacim olan ebatı var. Şimdi bu Elbistan'ın daha önce okyanus oluşumunu tamamlamış. Tahmini bilim adamlarının dediğine göre Nuh tufanına denk gelen bir zaman, 20 milyon yıl önce kaybolan, nesli tükenen bir hayvana ait bir diş. Ki Elbistan daha önce zaten okyanus olduğu, dağlardaki taşlarla ilgili, çıkan fosillerle ilgili sabit bir şey. Zaten. Yurt dışından bir uzmana görüştünüz. Evet, yurt dışında Fransa'da Bordeaux'tan gelen bir uzman, böyle bir dişin standartların çok üstünde. Şimdiye kadar bulunan megalodon diş çeşitlerinin daha yükseğinde bir şey olduğunu söyleyerek ilgilerini çekti, geldiler, istediler, vermedik. Ben de çekiyor. Sadece diş çekiyor. Ben şöyle tercih edeyim. Bu diş arkeologlarca temizlenecek. Dışındaki katılaşmış kısım ayrıldıktan sonra orijinal diş çıkacak. O zaman müzeye teslim edeceğiz. Dışındaki kayaç yapısı. Kayaç yapısı evet. Tahmini olarak 0.25 santim olarak öngörülüyor. Şu üst tabakadan herhangi bir şey alınmamıştı.